Şimdi anlatıyorlar. Aziz Efendi ben ona ara sıra para veriyordum. Öyle almadım, etmedim, gitmedim. Tabii bu da bir iddia, almadım demesi. Ben de diyorum ki veriyordum. Ne zaman ben başlamıştınız para vermeye? Nasıl? Para vermeye mesela onu hemen tanıştığınız dönemde mi başladınız? Ya da Ayşe Aziz'den önce kendisi sizden borç para istedi mi hiç? Ayşe bazen Aziz kendisi isterdi. Bazen Ayşe işte Aziz'in şuna ihtiyacı var, Aziz'in buna ihtiyacı var diye öyle Ayşe kendisi alırdı. Ama büyük şunu söyleyeyim, ben sonradan duyduğum şeylere göre mahalleden de böyle dilenci gibi para toplamaya yolladığı için ben hep Aziz gönderdiğini düşünüyorum. Gönderdiğini derken size yanınıza yani gelip işte, para istedi mi Ayşe? Tabii canım para isterdi zaten. Yani Ayşe, dükkanınıza mı gelip isterdi parayı? Hayır, gönderdi hayır, dediniz değil. Ya. Gönderdi dediniz ya siz. Ya şimdi bak İnce Hanım, gönderdiye takılmayın. Yani gönderdi demek, yani Aziz para istemiştir, Ayşe aramıştır. Gönderdi babında bunu söylemek istiyorum. Yani gönderdi derken benim yanıma geliyor anlamında değil. Siz Ayşe ile... Bundan önceki programda Ömer abi dedim, ortalığı karıştırdınız. Ne var bunda ya? Benim büyüğüm ya. Ömer abi diyeceğim. Ne diyeceğim? Ömer abi dediğiniz kişi size kızımla gönül ilişkisi evet. olduğunu anladım. Tamam. Bu iş namus Ama, meselesi. Bak, sonu... Biz Anadolu çocuğuyuz. Çok kültürlü insanlar değiliz. Büyüğümüze abi deriz. Anlatabiliyor muyum? Biz Anadolu çocuğuyuz. Çok da şükür, çok da güzel adetlerimiz vardır. Bunların içerisinde neler olduğunu siz bizden çok iyi bilirsiniz. Ömer Bey'in size söylediği cümleyi arkadaşlar o bandı hemen bir verebilir miyiz? Reklama mı gideceğiz? Lütfen hatta kalın Hasan Bey. Size sorularım var, ondan sonra devam edelim. Biz burada ders çalışıyoruz ve reklam dönüşü yakalandık sevgili seyirciler. Hasan Bey hattaydı. Ayşe Okur'un kaybı ile ilgili ona sorularımızı soruyoruz. Çünkü Ayşe'yi şu andaki elimizdeki somut bilgilere göre en son gören kişi Hasan Bey olduğu için ona bu soruları soruyoruz aslında. Çünkü Aziz Ayşe kaybolduğu saatte iş yerinde, evi 16.45 civarında geldiğinde eşi evde yoktu. Hasan Bey o gün Ayşe ile görüştüğünü daha sonra ifadesinde kabul etti. Hasan Bey duyabiliyor musunuz beni? Duyuyorum. Şimdi tanışmanız 2016. Önce Ayşe sizi aradı halı yıkama için. Ailesiyle de tanıştınız ve görüştük işte halı aldık verdim diyorsunuz. Daha sonra Aziz'le tanıştığınızı söylüyorsunuz. Ve Aziz'in sizden borç para aldığını ve bu borcu da çoğunlukla Ayşe'nin istediğini anlattınız. Ağırlıklı Ayşe isterdi ama Aziz de alıyordu yani. Aziz de alıyordu. Ve en son yayında evlerini bir ara Ayşe ile Aziz'in sizin evinize yakın bir yere taşıdığı konuşuldu. Ve o evi de Ayşe'nin bulduğu. Bizim evimize değil, benim iş yerime yakın taşınmışlar. İş yerinize yakın taşındılar. Evet. Bilginiz var mıydı bu taşınmadan? Hayır, yoktu. Yoktu. Ve darp olayından bahsettim ben size. İşte siz o gün sizi onların aradığını söylüyorsunuz. Bize o günü bir anlatsanıza. O gün Ayşe nasıl yaptı bana? Evet. Hem şey vardı, onların koltuklarının üzerine soba borusunun şeyi dökülmüş. İşte hem bu koltukları yıkayalım bir bak çıkar mı çıkmaz mı diye. Evet. Ben o gün oraya tamam dedim. Şu an çalışıyorum. Akşama doğru gelirim dedim. Ben oraya tinerle gittim. Ondan sonra ne kadar bir tinerle gittiniz? Ya İnce Hanım, tinerle gidildi yani. 3 kilo, 5 kilo, 15 kilo. Yani tinerle gittiğimi söylüyorum size. Yani kilogramına niye takılıyorsunuz? İnce Hanım, bir şey soracağım ben hemen bunun üzerine. Yani peki. Şimdi kimseyi dinlemiyorum. Ben anlatıyorum. Hasan bir şey soracağım Hasan. Konuşma dur bir dakika. Hasan bir şey soracağım. Bir dakika dur bunun üzerine bir şey soracağım. Peki bu eve gidip bilmem ne yapacak ki hani sizecek ya. Oraya silahla mı gidiyor bu şahıs? Her gittiği yere silahla mı gidiyor? Bir sorar mısınız? O sizin uydurmanız. Sen aradan bir çık da bir konuşalım. Benim uydurmam. Benim uydurmam mı? Bir Hasan Bey anlatsın Aziz Bey. Hasan Bey şimdi anlatsın. Beni dinleyin. Yani şimdi ben anlatayım. Ben oraya gittim. Koltuğun üzerindeki o soba borusu iyisine bir ufak bir müdahale ettim. Baktım ki çıkıyor. Tamam dedim. Çıkıyor dedim. Bir müsait olduğunuz gün dedim çağırırsınız, gereken işlem yapılır. Ha, test etmeye gittiniz önce leke çıkıyor mu tinerle diye. Çıkıp çıkmadığını yani siz şimdi diyorsunuz ki tinerle halı mı yıkanır, koltuk mu yıkanır? Yani ben öyle bir şey demedim.
Ben öyle bir şey demedim ya Allah aşkına. Hasan Bey ben böyle bir şey demedim. Bundan önceki programlarınızda yani ne alaka gibi öyle bir şeyler anlatıyorum. Hasan Bey, Tiner'le halı yıkanır mı diye bir şey söylemedim. Bilgim olmayan alanlarda genelde sorarım. O yüzden de çok soruyorum diye de bazen insanlar şey yaparlar. Detay öğrenmeyi. Ben sadece şunu soruyorum size. Siz şimdi diyorsunuz ki Tiner'le test ettim. Sonra temizleneceğini anladım. Temizleneceğini gördüm. Tamam, sonra ne oldu? Tamam, sonra sorun. Sonra ne oldu? Ben biliyorum ne yapacağımı. Evet. Yeter ki o cevap versin, bağıran o. Şimdi bunlar bir yere gidecekler. Artık nereye gideceklerini bilmiyorum da. Ben az önce bir şey dedim, bir 5 dakika bir görüşelim dedim. Ben ya vallahi şu an rahatsızlığım... Aziz'le 5 dakika ne görüşecektiniz? Şimdi bunların para istemeleri bitmez, tükenmez bir safhaya çıktı. Anladın mı? Yani sürekli alo para, alo para, alo para. Vermeyin. 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 Evet, vermeyin. Niye veriyorsunuz? Niye veriyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim ama olmuyor. Bak karşı tarafta bir aile var. Vermeyin diyorsun ama. Yani hangi aile? Sonra, hayatta olup olmadığını sonra... bilmediğimiz iki masum yavru ve 21 yaşında kayıp olan bir kadını arıyoruz. Ayşe. Peki bu görüşmelerden ailenizin haberi var mıydı? Yoktu. Yoktu. Ne zaman öğrendiler onu da bir sorayım. Sonra devam edin o günü anlatmaya. Olaylardan lütfen. Sonra öğrendiler. Olaylar dediğiniz hangisi? Hangi olaylar? Şu anki kayıp olayından sonra öğrendiler. Aileniz Ayşe ile ilişkinizi. Ayşe kaybolduktan sonra vallahi mı öğrendi? Orayı da şimdi şu an İnce Hanım o olayda mı öğrendiler? Bu olayda mı öğrendiler? Net olarak da hatırlamıyorum biliyor musun? Yani şimdi... Kafam o kadar şey değil yani. Bak biz cezaevinde 7 ay kaldık. Bu 7 ay zaman zarfında bak bizim psikolojilerimiz bozuldu. Yani bizim artık dengelerimiz bozuldu. Anlatabiliyor muyum? Yani her şeyi günü gününe, saati saatine net hatırlamıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.